Benim güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Tabii. Hazreti İsa dünyaya geldiğinde ne olarak karşımıza çıkacak? Yakışıklı mı onun? İmanı çok güçlüdür. İsa'nın çok güçlü bir imanı vardır. Yani insanlar çok örnek olacak bir imanı vardır. Yani anlaşılır sohbet konuşmasından. Yüzü çok güzel, çok temiz. O çok etkili olur. Bir de peygamber oldu, açık belli yani. Oradan çok hoş olur. Şimdi annesi babası yok. Bu çok ciddi bir alamet. Geçmişini hatırlamıyor. Tip mükemmel, bakışlar falan. Tam peygamber yüzü var. Efendim. Zekası çok güçlü. Yani mesela bir kitabı okuduğunda, baktığında hemen hafızasında kalıyor. Yani normal bir insan defalarca okusa gene zordur aklında kalması, değil mi? Bir sayfa okuyor, bitiyor, aklında kalıyor. Yani onun için hem Tevrat hafızıdır İsa Mesih, hem İncil hafızıdır, hem Kur'an hafızı. Yani dünyada görülmemiş bir şey bu. Bak, Tevrat, İncil ve Kur'an hafızı. Varsa bilmiyorum dünyada, belki vardır da ben duymadım. Hafızdır. Ama ultra modern bir delikanlı olarak gelecek. Mütevazi böyle, mazlum. Yani İsa Mesih oldu, insan arasında konuşulacak böyle, hani yüzüne karşı böyle. Herkes durup durup sen İsa mısın falan demeyecekler. Ama yani davranıştan onu İsa Mesih olarak kabul ettiğimiz anlaşılacak. Mesela Mehdi'nin ona olan ilgisi, sevgisi, alakası, konumu Hristiyan dünyasının ona olan sevgisi, ilgisi oradan anlaşılacak. Yani İsa Mesih diye teşhis koyma bir mecburiyetimiz yok, farziyeti yok. Ama anlaşılır. Efendim, konuşması güzel, şefkati güzel. Harika çok olur peygamberlerde, çok. Yani böyle aklın ihtiyar almayacak şekilde. Mesela o birisi gelecekse gelmeden önce söyler. Mesela biraz sonra gelecek birisi söyleyebilir. O şifa yönü olacak zaten. İnsanların elini yüzünü böyle meshedip, Mesih zaten adı üstünde. Yani hemen o anda değil de yani bir süre sonra cildi iyileşir. Elini yüzüne sürdüğü insanların. Gözü görmeyen bir insan ama gözü mükemmel düzgün olması lazım. Ama mesela 10 yılda, 15 yıldan beri gözü görmüyor. Ama onu getirdiklerinde Allah'ın izniyle, hepsi için değil, bazı vakaları böyle elini sürdüğünde hemen o anda açılır gözü. Yani o insanın sevincinde falan da anlaşılır. Bir ihtimal böyle 3 saat önce ölmüş, 5 saat önce ölmüş veyahut 12 saat olmuş öleli veyahut bir gün olmuş öleli. Ölüp, yani bildiğin ölü. Morgda da olabilir, bir şeyde de olabilir. Onu diriltebilir. Ya yani bir veya iki kere mahsus yapabilir. Halkın gözü önünde. Kalk Allah'ın izniyle der, kalkar. Yani İsa Mesih olduğunu anlaşılması içindir bu. İnsanlar mesela evde biriktirdiği yiyecekleri falan söyleyebilir. Evde sakladıkları şeyler söyleyebilir. Yani bu tip şeyler çok fazla olur. Yani kanaat getirecek şekilde. Yanında olanlar çok görürler. Mesela günde, haftada bir sık rastlanır yani. Oradan anlaşılır İsa Mesih olduğu. Ama oturup yani böyle tebliğ yapmak insanlara şey, o Mehdi'nin yapacağı şeydir. O tip böyle yani çatışma, mücadele onda yok. İsa Mesih'te yok. Daha önce de öyle sıkışmıştı, zor durumda. Hemen Allah göğe aldı. Bir garip yani İsa Mesih'in şey, yapısı da garip. Melekle insan karışımı gibi böyle. Ya alışılmış insan gibi değil. Akıl yapısı da insana benzemiyor yani. Çok gelişmiş bir aklı var. Oradan anlaşılır.
Mehdi'ye vezir olarak Allah gönderiyor. Hep genellikle Mehdi'nin yanında olur. Çok mütevazı, böyle Mehdi'ye karşı büyüklük falan yapmaz. Ya ne denirse hemen kabul eden, saygılı. Yani bir enaniyet kibir, hani ben peygamberim gibi böyle bir şey ona girmez. Bayağı mazlum olur. Zaten görürseniz de kanaatiniz gelir. İnşallah. İnşallah. Evet, dinliyorum.